Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilim, Sayın Bakanlarım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Ankara İl Başkanlarım, Sayın Belediyelerimizin Meclis Başkan Vekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ankara Gücü Kulübü 1910 yılında İstanbul'da Zeytinburnu'nda İmalatı Harbiye işçileri tarafından kurulan şehitleri, gazileri olan bir spor kulübü. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Kurtuluş Savaşı ile birlikte Ankara'ya geliyor İmalatı Harbiye işçileri de. Daha sonra makine kimya endüstrisi olarak bu kurum devam ediyor. Bizim takımımız da bu kurumun devamı ve bu kurumdaki futbolcuların oynadığı, İmalatı Harbiye'deki futbolcuların oynadığı futbol takımı. 110 yıllık bir kulübüz. Maalesef Avrupa'da ve dünyada şampiyon olamamış tek başkentin en eski temsilcisiyiz. Bizlere göre Ankara'nın en büyük markasıyız. En eski markalarından birisiyiz. Belki de en eski markasıyız ama maalesef ki bugüne kadar hak ettiğimiz yeri hiçbir zaman için bulamadık. Biz 31 Ekim itibariyle yeni yönetim göreve başladık. Bugünden itibaren şehrimizi bütünleştirme anlamında burada il, ilçe, belediye başkanlarımızı ve bugün de siz sayın milletvekillerimizi burada ağırlıyoruz. Hepinize tekrar geldiğiniz ve katılımınız için hoş geldiniz diyorum. Ankara milletvekili olarak, Ankara gücünü sevenler olarak bizim tabii birinci derecede Ankara gücüne sahip çıkma gibi de bir yükümlülüğümüz var. Ben o anlamda hem şahsım hem de camiam adına üzerimize düşen her noktada Sayın Başkanımızın ve Ankara gücümüzün yanında olduğumu buradan bir kere daha ifade ediyor. Hem Sayın Başkanımızı hem sizleri saygıyla selamlıyor ve davetleri için bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ankara gücünü Sayın Başkanım 78'den beri Ankara'dayız dedi. Ben 75'ten beri başkanımdan 3 sene daha kıdemliyim. Canım 10 yaş büyüyorsun o kadar. O sen benim doğum tarihim. Şimdi Sayın Başkanımla bir de bir okul arkadaşlığımız var. Bu vesileyle biz 75'ten itibaren Ankara güçlüyüz. Bu sarı lacivertin sevdalısıyız. Ne mutlu size, ne mutlu bize ki burada beraber olduk. Bizi bir araya getirdiniz Sayın Başkanım. Bu getirdiğiniz bu güzel ve nezih toplantı için teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, bu nazik davet için tekrar teşekkür ediyorum. Bizler de karınca kararınca elimizden gelen her türlü gayreti Ankara gücü için, kulübümüz için, Ankara'mız için, Ankara'mızın en güzel, en köklü markası için kullanmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Üzerimize düşen görevleri, zaten sizlerle sürekli telefonda da görüşüyoruz. Onları bize bildirdiğiniz zaman, bizler de bir gayret içerisinde olduğumuz zaman Ankara gücünü hep birlikte daha iyi yerlere getireceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle buraya katılan tüm arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Tekrar Sayın Başkanımıza ev sahipten dolayı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Öncelikle ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün bizi bir araya getiren, bizi birlikte bu masa etrafında buluşturan değerli Ankara Gücü Başkanımıza ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Doğrusu ben biraz önce burada vekil arkadaşlarımızla görüşürken de şöyle bir konuşma geçti aramızda. Ankara milletvekilleri olarak ilk defa bir araya geliyoruz sözü söylendi. Hakikaten ben de 9 yıldır ilk defa böyle bir toplantıda Ankara'da Ankara milletvekilleri olarak buluşmuş olduk. Dolayısıyla başkanım tebrik ediyorum, kutluyorum. Size yakışan buydu. Ankara gücü olarak Ankara'nın ismini taşıyan bu köklü çınarımızın başkanı ve kulüp başkanı olarak, kulübü olarak Ankara milletvekillerini bir araya getirdiğiniz için, parti ayrımı gözetmeksizin bu başarınızdan dolayı sizleri ayrıca kutluyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Biz takımımızın, şehrimizin, beldemizin yanındayız. Elimizden ne gelir, neler yapılabilir? Elbette ki burada organizasyonu yapacak, Katar durumunda olacak, lokomotif durumunda olacak Ankara gücü yönetimidir. Ama bu mantıkla gidilirse, yani şuraya getirilen insanlar
mantığıyla gidilirse, bu şekilde Ankara'ya bakılırsa Ankara Gücü şampiyonluğa da ulaşır. Herkesin destek vermesi gerekir. Ankaralı'nın hepsinin destek vermesi gerekir. Bütün Ankara'da oturanların destek vermesi gerekir. Hepiniz hoş geldiniz. Davetimize icabet ettiğiniz için ayrıca teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Bizler 9 ay önce kulüp yönetimine geldik. Biraz önce Emrullah Bakanımızın da ifade ettiği gibi orada bir hedef koyduk yönetim olarak. Çünkü Ankara Gücü taraftarının ciddi bir beklentisi vardı. İnşallah dedik 2023'te Ankara Gücü'nü şampiyon yapma gibi bir hedef koyarak bu anlamda altyapı çalışmalarına başladık. Sağ olsun hem taraftarımız, hem yönetimimiz, hem de camia bu hedefimize yoğun ilgi gösterdi. Geçen gün Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarımızla yaptığımız geniş çaplı bütün belediye başkanlarımız katıldı. Orada bu isteğimizi, bu hedefimizi onlara da izah ederek böyle bir kilitlenmeyle, böyle bir hedef koyarak inşallah bu başarıyı elde ederiz diye düşünüyorum.